Düzce kanserinin erken teşhisi ve tedavisi için Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla tam donanımlı mobil kanser tarama aracı kazandırıldı. Kanser tarama tırının tanıtımı Düzce Valisi Selçuk Arslan ve Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz'ın katılımıyla Anıt Park'ta gerçekleştirildi. Mobil kanser tarama tırında incelemelerde bulunan Düzce Valisi Selçuk Arslan, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Aslan, Düzce'nin kanser tarama tırına sahip birkaç ilden biri olduğunu vurgulayarak Düzce'ye önemli katkılar sağlayacak dedi. 5-6 yerde var. Balıkesir'de var, Antep'te var. Benim bildiğim. Birkaç yer daha yapmaya çalışıyordu. Biz bunu hakikaten çok ucuza yaptırdık aslında. Kendi kubemizde, Düzce'nin. Düzce'nin Düzce'yi sağ olsun. bizim sayılarım bu. Teşhis ve tedavi süreçlerinde erken teşhis denilen gerçeklik oldukça önemli. Çünkü birçok rahatsızlıkta insanların hastalık belli bir aşamaya gelmeden fark edilebilmesi tedavide daha kalıcı, daha olumlu sonuçlar elde edebilmesi imkanı sunmaktadır. Çağımızda bizler en çok hangi rahatsızlıktan korkuyoruz? Kanser diye tanımladığımız kanserin türevlerinden korkuyoruz. Çünkü hemen hepimizin bu noktada bir yakınına, bir akrabasına bu illetin yaklaştığı, maalesef acı sonuçlarını hissettiği örneklerle hepimiz karşı karşıya kaldık. Yani kendi adıma ben birden fazla yakınımı kanser illeti yüzünden kaybetmiş bir vatandaşım. Yani bu boyutla kanser tarama aracının Düzce'ye kazandırmış olması oldukça anlamlı. Bayanlarımız başta olmak üzere birçok kanser çeşidinde bu seyyar tüm ilçelerimize, icabında köylerimize kadar götürüp tarama faaliyetinde bulunabileceğimiz birden çok donanıma sahip numunelerini, tahlillerini, sürüntülerini yerinde alabileceğimiz laboratuvar ortamında işleyip daha sonra da vatandaşlarımızla temasa geçebileceğimiz bu seyyar kanser tarama aracının, ketem aracının çok fayda sağlayacağına ben inanıyorum. İlimize, Düzce'mize hayırlı uğurlu olsun. Bu tarzda bir aracın 81 vilayet içerisinde birkaç tanesinde var olduğunu da biliyoruz. Bu boyutta Düzce hakikaten öncü bir görev üstlenmiştir. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Düzce halkı adına teşekkürlerimi de etmek istiyorum. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü, vatandaşlarla hasbihal ettiği, gelen taleplerin anında çözüme kavuşturulduğu mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Bahçeşehir bölgesinde bulunan Bahçeli Evler ve Sallar mahallelerinde hemşerilerine misafir olan Başkan Özü, Bahçeli Evler'de Bahçeşehir isminin hikayesini anlatarak vatandaşlara hitap etti. Sizler memnunsanız, sizler mutluysanız biz kendimizi başarılı hissederiz. Sizler memnun değilseniz, sizler bizi sevmiyorsanız biz kendimizi başarılı görmeyiz. Bizim bütün gayretimiz sizlerin gönlünü kazanabilmek ve bu işleri bıraktıktan sonra arkamızdan hayırlı anılmak. Benim başka hiçbir maksadım, başka hiçbir beklentim yoktur. Sayın Muhtarım'la biz her zaman görüşüyoruz. O bize iletiyor ve biz bunların çetelesini tutuyoruz. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, eksik olan hususları sizlerle konuşup eksiklerimizi gidermek için çalışacağız. Düzce İl Müftülüğü 27 Eylül 7 Ekim tarihleri arasında kutlanacak camiler ve din görevlileri haftası öncesinde camilerin eksikliklerinin giderilmesi için harekete geçti. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren İl Müftüsü Osman Aydın hayırseverlere çağrıda bulundu. Geçtiğimiz yıl 23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde zarar gören ve yıkım kararı verilen 21 caminin temel atma hazırlıklarını sürdüğünü belirten Aydın sözlerini şöyle sürdürdü. 26 Eylül'den 7 Ekim'e kadar İlimizde birçok alanda farklı etkinlikler olacak. Bu etkinliklerin birincisi sevgili peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği Rebiül Evvel ayının 12. gecesine tekabül eden ve o günün sabahında inşallah açılış programımız olacak. Mevlid-i Nebi haftası açılış programımız olacak. Ve aynı zamanda o günün akşamında Mevlid-i Nebi gecesinde peygamberimizin doğumu vesilesiyle
Mevlid Kandili programımız icra edilecek. Bunun için programlarımızı bütün halkımıza sizin kanalınızda böyle özetlemek istiyorum. İlk programımız 26 Eylül'de saat 10.30'da Merkez Büyük Camimizin önünde inşallah açılış programımız olacak. Hem Mevlid-i Nebi hem de camiler din görevlisi açılış programımız olacak. Bu programa tabii bütün başta Sayın Valimiz olmak üzere kurum amirlerimiz, halkımız ve Düzce'de yaşayan misafirlerimizi davet ediyoruz. Ve programın içerisinde inşallah haftayla ilgili, Peygamberimizin tabii önemiyle ilgili onu anlamak, tanıma adına böyle konuşmaların olacağı bir açılış programı olacak. O günün akşamında yine o camimizde Türkiye'mizin seçkin hafızlarının, kendi ilimizdeki seçkin hafızlarının katılacağı bir Mevlid Kandili programı olacak Büyük Cami'de. Diğer camilerimizde de benzer programlar olacak. Cedidiye Camimizde de aynı şekilde. Onun dışında yine bu hafta içerisinde inşallah ziyaretlerimiz olacak. Ziyaretlerimiz, huzurevi ziyaretlerimiz olacak. Yetiştirme kurtlarımızın ziyareti olacak. Diğer kurtlarda ziyaretler olacak. Kabir ziyaretlerimiz olacak program içerisinde. Yamaç paraşütçülerinin favori yerleri arasına Düzce'de girdi. Gölyaka'nın Bakacak köyünde yaklaşık 1000 metre rakımlı tepeden kalkış yapan pilotlar, Gölyaka merkezde bulunan 250 dönüm çimenlik alana sahip kültür parkta rahatlıkla inebiliyor. Paraşüt pilotları havada uygun termikleri yakalayarak saatlerce gökyüzünde süzüldüklerini belirtirken bunun bulunmaz bir deneyim olduğunu ifade ettiler. Sami Saraçlar, İstanbul'dan geldim. Burada bir 1000 metreye yakın bir tepe var, onu keşfettik. 20-25 günde de geliyoruz, burayı çalışır vaziyete getireceğiz Allah izin verirse. Bence ikinci Alanya olacak burası. Karadeniz'den yakın olduğu için saat saat, dakika dakika değişiyor. O zaten biz onu ayarlıyoruz yani, bekliyoruz. Ama uygun, uçuşa çok uygun. Bütün single'cılar falan rahat gelip uçabilir burada. Zaten 2-3 arkadaşımız da single uçuyor. Yani bir sıkıntı olmaz burada. Bir iniş yerimiz çok güzel zaten. Gösterirsiniz zaten. 250 dönüm bir arazi. O yüzden yani çok rahat bir yer. Yani tehlikesi yok. Burada ortamı da çok güzel ya. Ben Egemen Aydoğan. Ben Züleyha Aydoğan. Bolu'dan geliyoruz Gölyaka'ya uçuş için. Burada güzel bir pistimiz var. Burayı keşfettik hafta sonları. Eşimi getirdim uçurdum. Kendim tandem pilotuyum. Muhteşem bir yer. Yani doğası, manzara süper. Yani şu manzarayı hiçbir yerde görmedim ben daha önce. Daha önce birçok yerde uçuş gerçekleştirdi eşim. Evet. Yaklaşık 6-7 yıldır. Evet. 6-7 yıldır. Daha önce Isparta'da görev yaptım. Kendim eski emekli askeri personelim. Isparta'da görev yaptığımız sürede uçtuk. Ondan sonra Salda Gölü, Bolu. Birçok yerde uçuş gerçekleştirdik. Malatya, en son görev yerim Malatya'ydı. Malatya'da uçuş gerçekleştirdik. Yakın yerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Uçuş bölgelerine güzel olan. Gölyaka'yı da daha önce festivallerden falan duymuştum. Arkadaşlar da çağırdı sağ olsunlar. Bir tandem uçuş gerçekleştirmek için buraya geldik. Zor değil, çok zevkli, çok heyecanlı. Hatta bayanları teşvik etmek lazım diye düşünüyorum. Bayanlar bulunduğu ortamı canlandırır, renk katar diye düşünüyorum. Bugün Düzce'ye geldik. Burada yamaç paraşütü, eğlence, aktivite yapmaya geldik. Kendim Hendek'teyim. Sakarya'da yaşıyorum. Hendek'te iş yerim var. Arkadaşlarla güzel bir plan yaptık. Yukarıda Bakacak Köyü'ne çıktık oradan. 960 metreden süzülerek bu alana indik. Uçuş için çok güzel. Yani daha 960 metreden çıkıyoruz dağdan. Şurası 200 metre, 700 metre bir fark var. Ve buraya düz uçuşla 15-17 dakika, 18 dakikada düz uçuşla gelebiliyoruz. Ve bu da mutlu ediyor. Tabii termik de yakalayabiliyoruz. Arada sırada termikler oluyor ve termiklerle saatlerce havada da kalabiliyoruz. Ama genelde burayı tercih ediyoruz. Güzel bir alanı var. Çıkışı güzel. Burası uçuş için çok güzel. Daha önce de burada bir festival yapmıştık. Çok güzel uçuşlar, bütün hava araçları gelmişti. Bugün de dışarıdan arkadaşlarımız geldi. Daha önce de buralarda uçuşlar yapmışlar.
Sağ olsun Sami Bey beni bugün uçurdu. Çok muhteşem bir uçuştu. Gökyüzünden yeryüzünü seyretmek çok güzel, çok heyecanlıydı. Güzel bir uçuş oldu benim için, güzel bir deneyim oldu benim için. Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Çividere'si yatağındaki çöpleri traktörleriyle temizliyorlar. Her hafta gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile dere ve çevresinin daha temiz ve sağlıklı bir hale getirilmesi hedefleniyor. Olay Uzun Mustafa Mezarlığı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre olimpiyat mevkinde bulunan Uzun Mustafa Mezarlığı'nda elektrik tellerinin birbirine sürtmesi sonrası ağaç tutuştu. Çevre halkının haber vermesi sonrası Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın büyümeden söndürüldü. Olay sonrası tellere değen ağaçlar Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budanarak gerekli önlemler alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Hırsızlık Büro ekiplerince Düzce'de faaliyet gösteren ikinci el eşya alım satımı yapan yerlere yönelik eş zamanlı 8 farklı iş yerine operasyon düzenlendi. Çalıntı olduğu düşünülen ürünlerin bu işletmelerde olabileceğini düşünerek yapılan incelemelerde suç unsuruna rastlanmazken işletmelere de konuyla ilgili olarak bilgiler verildi. Olay Akçakoca Arabaca Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre aile içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından aile bireyleri arasında gençler birbirine girdi. Taşlar ve sopalar ile birbirlerine giren aile bireylerinden iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaza Yeni Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yeni Sanayi Sitesi içerisinde seyir halinde olan otomobil ve motosiklet ara kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından yaralı sürücüyü devlet hastanesine kaldırdılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yavaş. Bir şey var. Bak, motoru kaçırıyor. Ama motoru kaçırıp bir şey diyor. Ben hastaneye gidemem, o da gidemem. Bir şey var mı? Ben dedi ya, ben şey, hastaneye gidemem, o da gidemez dedi. İlk başta daha öğretirken. Bizim burada bir şey kaça gerek yok. Başka bir doğru var. İddiaya göre Dağkent Mahallesi'ne gelen EA ve FA bina önlerinde keşif yaptı. İki şahıs mahallelerde yaptıkları keşfin ardından gece saatlerinde bir apartmanın önünde bulunan motosikleti çaldı. Motosikleti çalan şüpheliler daha sonra Düzce istikametine ilerledi. Motosikleti çalınan vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Şahıslar 6 gün sonra Düzce polisinin radarına takıldı. Yakayı ele veren şüpheliler Bolu polisi tarafından teslim alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. EA ve FA sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre Gerede ilçesi Kitiler Mahallesi'ndeki Esentepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 54 kişiden önceki gün akşam yemeği yedikten sonra ishal, kusma ve mide bulantısı şikayeti görüldü. İlk etapta 18 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gerede Devlet Hastanesi'ne ve Bolu Şehir Merkezi'ndeki hastanelerde tedavi altına alındı. Ardından geçen sürenin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 33'e yükseldi. Yaşı 80'in üzerinde olan ve zehirlenmeyi daha ağır geçiren 4 kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Vatandaşın ishal ve kusma şikayetlerinin devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. İddiaya göre Gerede ilçesine bağlı Bahçedere köyünde otluk arazide ineklerini otlatan 50 yaşındaki Fatma Kılıç Arslan geçtiğimiz yıl komşusu Heyhan'ın oğlu AA ile ineklerin yolunu kestiği gerekçesiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle AA duruma tepki gösteren Fatma Kılıç Arslan'a saldırdı. Omzundan yaralanan Kılıç Arslan AA'dan şikayetçi oldu. Aradan geçen bir yılın ardından AA'nın annesi Heyhan otluk arazide Fatma Kılıç Arslan ile karşılaştı. İki tarafın birbiriyle laf atışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Heya elinde bulunan sopa ile Fatma Kılıç Arslan'ı vurarak kafasından ve kollarından yaraladı.
HA'nın elinden zor kurtulduğunu belirten Kılıç Arslan, darp raporu olarak şikayetçi oldu. Benim onunla hiç ilgim alakam yok. Herkes insanca dursun. İki gün önce hayvanlarımın araziden gelirken Hatice Aydemir yolumu kesti. Selam verdi. Ben de yoluma devam ediyorum. Seninle işim yok dedim. Senin ağzına yapacağım diyerekten doğrudan benim üzerime yürüyüp sopayı indirdi. Vurdu vurdu beni yıktı, altına aldı, boğazımı boğazlayıp seni öldüreceğim dedi. Ben zorlukla altından kurtulup evimi kanlar içinde zor buldum. Geçen seneki olayların yüzünden dövdü. Mahkemelik mi olmuştu? Geçen sene mahkememiz devam ediyor. Onun devamını getirdi bana. Geçen yılda oğlu Aydemir'le kapımda darp görüp yine aynı olayları yaşadım. Onun devamını da annesi getirdi yine tekrar. Hayvanlardan dolayı. Hayvanları, hayvancılığı bilinçli yapmadıklarından, koyun kurallarına uymadıklarından dolayı bu hale geldik. Ne yapıyorlar mesela? Çeşme önünde hayvanları bilerek mi? Bilerek ya, hayvan üstüne hayvan salıyorlar, yolda hayvanı beklediyorlar, senin kapının hayvanı çıkarmamana müsaade etmiyorlar. Akşam saatlerinde senin kapının önünde hayvanını bekletiyor. Köyde de bir kural var. Bunları bilerek mi yapıyor? Bilinçli yapıyor, tersine yapıyor. Bilinçli yapmamış olsa mutlaka uyum sağlayacak. Mesela eşimin de yakasından tuttu kapımın önünde tehdit ederek köy imamının babası kurtarıverdi. Ekmeller Mahallesi'nde o şeyde eşimle darp aldığım zaman jandarmaya giderken Ekmeller Mahallesi'nde arabamızın önünü kesti. Arabamızın kapısını açtı babası İrfan Aydemir. Eşimi en lan aşağıya arabaya deyip Ekmeller Mahallesi'nde de tehdit etti. Yani bu birkaç oldu böyle. Bizim hayati tehlikemiz var. Devletimden bizi korumasını, bize bir çözüm bulmasını istiyorum. Artık ben gayri araziye gitmeye, hayvanıma bakmaya çok korkar oldum. Büyüklerimden yardım bekliyorum. Suç duyurusunda bulundunuz mu? Bulunduk. Evet. Geçen sene de bulunduk. Bu sefer de bulundum. Şimdi iki gün önce olan olayda hastanede gittin, zapur aldın. Hepsini aldım. Başımda, beynimde 10 tane dikiş var. Başka bir şey, bir yerinizde bir şey var mı? Vücutumda siyahlar var. Sol elimde ezilme, parmaklarımda, bileğimde ezilme var. Sağ elimin parmağında, burada da darbe var. Sopayla mı başınızı yarmış? Evet, sopayla vurdu. Mudurnu ilçesinde ahilik kutlamaları Mehteran gösterimiyle pazar alanında başladı. Program protokol konuşmalarıyla devam etti. Ahilik kültürünün yaşandığı Mudurnu'da şet kuşatma töreninde yapıldı. Usta çırak ilişkisinin canlandırıldığı ve çıraklıktan ustalığa geçiş andıran gösterimden sonra Bolu ilinin ahisi seçildi. Demirci ve hediyelik eşya yapımcısı Murat Karayol birinci seçildi. Berber çırağı Anıl Kayar ikinci olurken otomobil bakım servisinde çalışan Emir Saraç üçüncü oldu. Programın ardından kortej yürüyüşü düzenlendi. Anadolu'da yaşayan halkın sanat ve meslek alanında yetişmelerini sağlayan Ahilik Teşkilatı hepimizin bildiği gibi Anadolu'da Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesi üzerine Ahi Evren tarafından kurulmuştur. Tarihi bir ilçemizde, kültürüne sahip çıkan bir ilçemizde böyle bir haftanın ev sahipliği yapan ilçemize öncelikle tebrik ediyoruz. Ahilik bizim için geçmişte de Bolu'nun pazarlarında milletine hizmet etmiş, esnaflık görevlerinde bulunmuş bir kardeşiniz olarak ahilik bizim için dürüstlük, ahilik bizim için şerefli olmak. Kıymetli Mudurnulu hemşehrilerim, ahi kelimesi eli açık, cömert anlamlarına gelmektedir. 13. yüzyılda temeli Ahi Evren tarafından Anadolu'da oluşturulan Ahilik Teşkilatı. Merhaba ey mehteran. Merhaba. Ya. Merhaba.
اَلَّذ۪ينَ اِذَكَّرُوا عَلَى النَّاسِ. Bismillahirrahmanirrahim. Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal şudur ki, bakırcılar esnafımızdan bir mümin kardeş, uzun zamandır bakırcı Mehmet Usta'nın hizmetlerinde bulunmuş, şartlarını yerine getirmiş, ustasının rızasını almıştır. Ey yiğitbaşı! İcazetini almak istediğiniz kalfa evladımız bu kişi midir? Kimlerdendir? Hangi meslektendir? Evet, bu kişidir. Bakırcılar esnafımızdan olup Mehmet oğlu Ali'dir. Âlâ münasip. Ortaya getirilsin, herkes görsün. Maşallah, barakallah. Beni can ve gönül kulağında işit. Ustalığa destur istersin. Mesleğindeki ehliyetini kendi işinle ispatladın. El bizden, destur Allah'tan. Haydi Allah mübarek eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi. Kimseye dediğinden eksik verme ki Cenab-ı Hak Teala kazancına ve ömrüne bereket verin. Ve her zaman terazi eline alasın, ahiret terazisini unutmayasın. Âlâ münasib, haydi oğul, dirilik işin gereksin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Benim sözlerimi tutmaz isen, şu parmaklarım yarın boynunda olsun. Evet, onlar bizden aldıkları bayrağı bizden çok daha ileriye ve yükseğe taşıyacaklar. Buraya da bakabilir miyiz? Bir fenadat, Selman-ı Pak, Cömert-i Kasap, İdris Nebi, Davud Nebi, Şeyh Şazeri, Zeynel Abidin, güçler asan olması için, bakide kalan üstadların selametliği için, hastalara şifa, dertlilere deva, boşlulara eda, esir ve mahpus olanlara hayırlı halas, Allah rızası için. El-Fatiha. Sayın Valim, Sayın Kaymakamım,